Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda hiç durmak bilmeden yükselen laptop fiyatları hakkında hem biraz bilgiler vermeye çalışacağım hem de buradaki görüşlerimi aktaracağım arkadaşlar. Şunu iştenlikle söylüyorum. Laptop pazarında ağır bir fırsatçılık hakim. Yani şu anda laptop fiyatlarının yükseliyor olmasının sebebinin dolar olduğunu düşünüyoruz. Ama aslına bakarsanız doların çok ötesinde çok ciddi bir fiyat farkı ortada var. Ben bunun sebeplerini EBA TV'ye bağlıyorum öncelikle. Ardından da koronavirüs tabii ki. Yani ikisi birbirine bağlı zaten. Koronavirüs dolayısıyla Alman önlemler doğrultusunda özellikle öğrenciler evde kalmak zorunda kaldılar arkadaşlar. Ve öğrenciler evde kalmak zorunda kalınca eğitim evden eba tv üzerinden gerçekleştirilmeye başlandı ve bütün gün eğitim verilmediği için tabii ki geri kalan boş zamanda da öğrencilerin oyun oynamak istediğini şu anda herkes biliyor. Benim burada isyan ettiğim nokta şu. Genel olarak evet dolar yükseldi. Hatta dolar bayağı bir yükseldi. Yani bundan bir ay kadar önce 5.85, 5.90 civarında seyreden dolar 6.90'a kadar yükseldi. Ama bu aradaki fark ne kadar fark ediyor? Gelin birlikte Burada bir hesaplama yapalım. Ben burada mesela son zamanlarda çok popüler olan 9CS17EA kod adlı bir HP laptop var. Ryzen 3 3200U işlemcidi. Nispeten oyun oynatmaya elverişli yani GTA 5'i Verilov'da açıyor. İşte CS:GO, LOL, PUBG gibi oyunları çalıştırabiliyor. Bu bilgisayar 16 Mart'ta yani bugünden sadece bir ay önce, tam bir ay önce 2400 TL'ye satılıyordu. Ben bunu da tavsiye listelerimde zaten belirtmiştim. Yani bu bilgisayar 2400 TL'ye satılıyorken ayın kaçıymış 16'sıymış. Şuradan hemen dolara bakıyorum. Doların fiyatı Türkiye'de 6.45'miş. Dalgalı bir dönemmiş. Yani 6.30 ile 6.45'miş diye düşünüyorum. Burada hadi 6.30'u ele alalım. Yani düşük olduğunu ele alalım. 6.3 TL olarak ele aldığımızda doları bu bilgisayarın fiyatı 2400 TL bölü 6.3 doların fiyatı 380 dolar gibi bir fiyata sahipmiş. Yani dolar bazındaki fiyatları biliyorsunuz sabit bu bilgisayarların. Hatta bu bilgisayar normalde 380 dolar da değil. Yani o Türkiye'deki vergiler dahil fiyatları. Vergilerde benim bildiğim kadarıyla herhangi bir yürütme değişikliği falan yok. Yani Türkiye'de vergi oranlarının arttırılması gibi bir şey söz konusu değil. Bilgisayar çok yakın bir zamanda stoklarda kalmamış ve stoklarda kalmadan önceki fiyatı da 3100 TL olmuş. Hatta bu bilgisayar 3100 TL'yi de biraz aşmıştı. Şimdi bu bilgisayarın 3100 TL'ye satılması için kaç dolar olması gerektiğini hesaplayalım ya da diğer bir bakış açısıyla bugünkü dolar kuruyla bu bilgisayarın ne kadar olması gerektiğini hesaplayalım. Burada 380 doları ben burada bugünün dolar kuruyla 6.9 diyorum baktığımda ortaya 2628 liralık bir fiyat çıkıyor. 2628 liralık fiyat yani bu bilgisayarın mantıken dolar bazında zamlanması halinde 228 liralık bir zamma uğraması gerekiyormuş. Bu bilgisayar nasıl 3100 lira oluyor? Ben bunu gerçekten çok merak ediyorum. Burada hemen 3100 eksi 2628 yaptığımızda ortaya 472 liralık bir fark çıkıyor. Bu bilgisayarın eski satış fiyatının 4'te biri kadar ekstradan bir fiyat koyulduğunu görüyorum. Bu fiyatlar özellikle 3000 TL bandındaki yani 2500-3000 TL bandındaki laptoplarda çok acımasız derecede koyuldu. Üst düzey laptoplarda o kadar zam yapamamışlardı ama o zamların da geldiğini görmeye başladım. Anladığım kadarıyla satıcılar üst düzey laptopların da iş gördüğünü, Türkiye'de milletin 6000-7000 TL'ye de laptop aldığını görmeye başladı. Şu anda normalde 5500 ile 6000 lira arasında daha 3 gün öncesine, 4 gün öncesine kadar satılan GTX 1650 laptopların 7000-7500 TL civarına kadar çıktığını görmeye başladım. Arkadaşlar ben burada elin saf diyorum. Genel olarak burada satıcıların da elini vicdanına koyması gerektiğini düşünüyorum. Siz bu dolar kurunu kaçtan hesaplıyorsunuz? Türkiye'deki vergi fiyatları vesairelerde nasıl bir değişiklik görüyorsunuz? Şu anda bu fiyatlar nasıl belirleniyor? Ben çok merak ediyorum. Bu konuda gerçekten mantıklı açıklama yapacak satıcılar ya da bu işte uğraşan tüccarlar varsa da lütfen videomun altına yorum olarak belirtsinler. Bu kadar farkı ne oluşturuyor? Şu anda bunun farklı olmasının sebepleri neler? Ben bu konuda gerçekten kullanıcılara, teknoloji tutkunlarına bir açıklama yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Ben bu videoyu neden çektim diye soracak olursanız ben sitede de YouTube kanalında da sürekli laptop tavsiye Sedir vermeye çalışıyorum, İnsanlara faydalı olmaya çalışıyorum ama her sabah kalktığımda farklı farklı fiyatlar görmekten artık çok sıkıldım. Yani bir gün laptop tavsiyesi veriyorum, ertesi gün fiyatlar geçerli değil. Dolara bakıyorum, dolar bazen 5 kuruş indiğinde bile fiyatlara 400-500 lira zam geliyor. Bunun artık bence mantıklı bir açıklaması kalmadı. Umarım kendilerine çeki düzen verirler diyorum. Lütfen bu tarz videoları da arkadaşlarınıza paylaşarak bilinç seviyesini arttırmaya çalışın. Evet, bu fiyatlar yüksek olarak kalır mı kalabilir? Ama bu koronavirüs ortadan kalkar da şansına dolar 6 lira civarına geri dönerse o zaman bu fiyatların aynı kalması için hiçbir sebep kalmayacak. Bu doğrultuda eğer çok acil ihtiyacınız yoksa yani bugün hemen laptop almak zorundayım demiyorsanız bence laptop almamayı tercih ederseniz daha iyi olur. Çünkü bu fiyatlar gerçekten artık ipin ucunu kaçırdı. Bence bu işler çığırından çıktı diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Lütfen Cihaz TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Koronavirüs günlerinde de evde kalmanızı öneriyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.